Merhaba Söke. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Şimdi bu Davutoğlu var ya, Davutoğlu. Hiç yüzü güzelmeden ne diyor? Asgari ücreti iktidar olduğumuzda 1300 lira yapacağız diyor. Ulan 13 yıldır iktidar olan kim ülkede 7 Haziran'a kadar? Sen değil misin? Önüne küçük koyan mı vardı? Biz 1500 lira dediğimiz zaman sen ne diyordun? Nereden bulacak? Sen nereden bulacaksın? Biz de oradan bulacağız işte. O yüzden öğrenecekler, öğrenecekler. Cumhuriyet Halk Partisi bunlara her şeyi öğretecek. Şimdi bu AKP'nin vekil adayları var. Hani kendi adayını, kendi milletvekilini şikayet ederek genel merkezde eşine yer yapan yeni aday var ya, eski vekil. O aday şimdi valiyle bir araya gelmiş, işi gücü Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı işlerde acaba nasıl bir açık gedik yakalarız da acaba bunları üzeriz? Bu Metin Lütfü Aydar'ı, Aydın vekillerini acaba nasıl kıstırırız diye, oyumuzu nasıl arttırırız diye hesap yapıyorlar. Böyle topunuz gelin, topunuz. Böyle teker teker değil. Topunuz gelin, topunuz. Şu Söke var ya, bu Söke, şu Aydın meydanları var ya, sizlere gereken cevabı 1 Kasım'da verecek. Verecek mi? Verecek mi? O yüzden diyorum ki öyle bir araya toplanarak kendi aranızda gizli kapılar altında bir takım hesaplar yaparak değil, yüreğiniz yetiyorsa valinle, kaymakamınla, bütün adaylarınla, tüm bürokratlarınla çık karşıma, istediğin yerde tartışayım sende. Delikanlıysan çık. Ama tartışamaz. Onların benim karşıma çıkıp da Aydın'a yaptıklarını anlatacakları yüzü yok. 13 yıldır Aydın'da iktidarlar işte. Ne oldu? Türkiye'de iktidar yapıyor. Aydın'a yatırım mı yaptılar? Belediye dışında Aydın'a yatırım yapan var mı? Ne yaptılar? Bana bir söyleyin. 13 yıldır taş üstüne taş mı koydular? Türkiye'ye vergi gelirleri açısından ilk 30 il içerisinde Aydın gelir ödüyor. Devletin bütçesine katkıda bulunuyor. 81 il içerisinde 30. Ama gelirlerin dağılımında sondan 30. sıradayız arkadaşlar. Yazık değil mi? Ben de bir Aydın milletvekili olarak, Söke'nin bir evladı olarak isyan ediyorum ya. Yeter hep belediyenin üstüne mi yıkılacak? Biraz da devlet yatırımı yapsın. Bak, biz devlet yatırımı olarak yapamıyorlar. Geldik, kültür merkezimizi burada Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak açıyoruz. Söke'ye feda olsun. Söke Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi elimizden geleni yapıyoruz. Ama yetmiyor arkadaşlar, devlet yatırımı lazım. Devlet yatırımı için de siz biliyorsunuz, 1 Kasım'da iktidar olmamız lazım. İktidar olacağız mı? Olacağız mı? Ya işte bu Söke böyle bütün Aydın'ın 17 ilçesinde arkamızda olduktan sonra Aydın'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönünü kim kesebilir ya? Sen istediğin kadar kapalı kapılar ardında toplantı yap. Senin cevabını bu meydanlar verecek. Sana cevabı 1 Kasım'da bu vatandaş sandıkta verecek. Kültür merkezi hayırlı olsun diyorum. Kendimi sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.